Taraftar takımlarının şampiyonlar ligi Paribu sunar. Alanında önce teknoloji şirketi Paribu'nun katkılarıyla hazırladığımız bu bölümde fen takımdan bir kez daha bahsetmek istiyorum. Fenerbahçe için fen takım çıkartan Paribu, son olarak 2023'te Beşiktaş takını sizlere sunduğu. Böylece Paribu'da listelenen yerli ve yabancı kulüp fen takım sayısı 27'ye ulaştı. Aşağıya sizler için bıraktığımız linke tıklayarak bu takımların taraftarlara sunduğu faydaları öğrenebilir. Takımınızı desteklerken ayrıcalıklardan yalanabilirsiniz. Merhaba hocam. Merhaba Can. Merhaba hocam. <laughs> çok gaz girdim. Merhaba Cengiz. Bugün hangi Bugün, filmi konuşuyoruz? Evet, çok bir operasyon oldu. yapıyoruz değil mi? Bir hocam? operasyon yapıyoruz. Hakikaten amfibik operasyonların en başarılısı gerçekten. Amfibik dediğiniz denizden çıkarma operasyonu. Denizden operasyon. çıkarma olacak ama sadece böyle kayıya bindirip koymayacaksın yani. O askerde bir şey yapacak orada. Bu operasyonun en minus 40 bu tip operasyonlar için çok önemli. Çünkü ondan önce pek yapılmıyordu. Kayıkla bırakıyorsun falan gibi bu kadar çaplı bir operasyon hiç olmamıştı. Jurje, D-Day, Normandiya çıkarması ya da Operasyon Neptün, Operasyon Overlord'un altında Bunun Şimdi Türkçesi ne? Operasyon Overlord'un. Derebe operasyonu. O, operasyon Overlord'un altında operasyon neydi? Çevirilmiş mi yani? gerçekten çevirilmiş. yoksa <laughs> siz tercüme ettiniz? Yok öyle mi çevirmiş. Ben, ben o zaman öyle çevirmezdim yani. Overlord Disseptikanlardan da biridir Transformers'lar da ayrıca. Her neyse bunu konu alan bir film Eray'ını kurtarma. Ben filmi iyi hatırlamıyordum. Ama çok güzel bir filmmiş. Şaşırdım. Yani haksızlık ortalama. Stephen Sheebrek haksızlık ediyor olabilir Bana çok böyle benim bana... Siz ilk ne zaman izlemiştiniz ee, hocam? 98 99 şey gösterime, gösterime girdiğinde. girdiğinde izlemiştim. Ondan sonra belki bir kere daha izlemişimdir. Alıcı gözle izlememiştim. Zaten Vox Magnum'lar bazı şeyler benim de fark etmemiş yapı. Çok başarılı bir film çekmiş. Yani tarihsel olarak başarılı olduğunu biliyordum. Ama dramaturjik olarak da haksızlık yani 90'ların Amerika'sında CNN'in böyle her gün savaşla ilgili ne bileyim dezenformasyonlar yaptığı Amerikalıların kendinden memnuniyete öldüğü yıllarda adam Amerikan askerlerini takur tukur teslim olan askerleri vururken gösterebilmiş. Sanat işte o. O kadar güzel şey yapmış ki adam. izlenebilir mainstream bir şey yapmış ki. Mainstream böyle bir gücü olabilir. Detayda şey vermiş. Çok muhafazakar Amerikalılar. Bir Amerikan filminde bir Amerikan askeri kahraman olarak adlandırılmamış. Tarihçi o. Mesela Inglourious Basterds'da bu yoktu. Inglourious Basterds tabii ki absürt bir şeydi ama mesela beni hiç rahatsız etmişti. Yani Amerikalılar hep iyi, Almanlar hep kötü. Öyle değildi. Bütün Alman askerleri nazde değil. Onunla ilgili de bir ofis çekmişiz. Yayınlamadık sonra. Çünkü çok negatif oldu. Ben mesela sevmiyorum o filmi. Sahneler falan çok sevmiyorum. Başarılı evet. de çok başarılı oldu. Quentin çok seviyorum ama filmdeki o şey bir tarihçi olarak beni rahatsız ediyor. Çünkü bütün Amerikan filmlerinde yani sürekli Allied'ların kahraman olup Almanların hain olması. Naziler demiyorum. Almanlar. Çünkü her Alman askeri Nazi değildi ve filmde bu çok güzel veriliyor. Nerede? Filmde ilk Omaha Beach'e Omaha'ya çıkarma yaptıklarında baş aklına bir takım askerler Almanca konuşuyor. Teslim oluyorlar. Dinledim bu Almanca değil. Ne o abi? Herifler çek. Adamlar diyor ki, biz zorla asker aldılar. Bunlar da dinlemeyip vuruyor. Anlatabildim mi? Yani her Alman askeri bırak Nazi olma. Her Alman askeri Alman bile değil. Oradakiler diyor yani biz teslim oluyoruz. Biz Alman değiliz. Çekçe bir şey söylüyor. Çekçeymiş o bu yani. Almanca olmadığını anlayınca uyandım. O bu os legionen falan var ya. Yani ne yapıyor Almanlar? Gidiyor ya. Bir Çekleri zorla alıyorlar ya da diyelim işte Ukraynalılar Ruslara karşı olan bazen savaş esirlerini Benzer alıyorlar. Benzer şekilde Stalingrad'da ilk olarak cepheye sürdükleri de Roman askerleriydi. Tabii tabii. Zaten o askerler biraz daha kalitesi oluyor. Çünkü Almanlar çok iyi savaşıyor ama o askerler o kadar iyi savaşmıyor falan. Ama orada herif tak tak vuruyor bir de dalga geçiyor. Dolayısıyla bir şeyi de görüyoruz. Yahudi biri esir Almanlara Yudin Yudin işte Yahudiyim ha ha falan diyor. intikamını alıyor. Tamam doğru bir Yahudi. Yahudilerin ekstermine edilme riski daha henüz belki o kadar bilinmiyor toplama kampları ama belli. Adam açık açık söylüyor. Değil mi? Birçok olaylar yaşanmış Almanya'da. Okey. Ama bir Amerikan askeri de var ki vuruyor ve ha ha yapıyor. O vurulanlar da aslında şey. Dolayısıyla o moral ambiguity'yi verdiği için dandirik bir blockbuster değilmiş. Ben öyle hatırlıyordum. O çok Çok şaşırdım. Yaşadığı, yani onun karakterinin yaşadığı kafa karışıklığı, Tabii, kafa karışıklığı endişe, Evet. tercih yapamama. Evet yani savaşın herkesi yani? için kötü olduğu. Çok güzel verilmiş filmde. Ben öyle hatırlamıyordum. Filmin mainstream element Sanki bana böyle hani Independence Day var ya. Hani öyle bir hani göşüyoruz. coşuyoruz. Ya Amerikalılar sürekli coşuyor çünkü filmlerde. Böyle bir film değil mi? Çok takdir ettim Ama tarihi filmler için biraz bir olgunlukta gerekiyor hocam değil mi? Tam nüfuz edebilmek için bu filmleri. Tabii tabii. tabii, tabii. Bir arka bu planın oluşması bir. Evet bu arka gerekiyor. plan neden bahsediyor film? Arkadaşlar film bir çıkarmadan bahsediyor. Norman diye çıkarması. Norman diye çıkarması. 6 Haziran hocam. 1944. 5 olacaktı ama 6 yaptılar değil mi? 5 de yapadı. Neden öyle oldu hocam? Gel gitle. Ya yani Manş Denizi İngiliz kanalı çok dalgalı bir kanal ve oradaki doğru günü seçmeniz lazım. Eğer doğru günü seçmezseniz karaya rahat çıkamazsanız özellikle piyade çıkıyor da mekanize birliklerin çıkması çok zor. Almanlar gelir. Rommel var orada. Rommel gelir. Gerçi Berlin'deydi ama Rommel gelir. Tepene biner. Bu çok riskli bir operasyondur. Zaten bu operasyonu 1942'de ve 43'te istiyor. Churchill'ler seferinde istemiyor. Churchill çok korkuyor. Çünkü Almanlar ne kadar iyi savaştığını biliyor. Ama 44'de geldiğinde inanılmaz bir silah üstünlüğü var. 1200 tane battleship Muharip gem yani. Bu az bir şey değil. İşte 9000 tane tam rakamları buraya yazarım. 9000 tane uçak var. Almanlara 875 tane falan yani bütün Amerikan endüstrisi tamam mı oraya hazırlanıp bir yığılmış. Böyle büyük 195 bin askeri çıkaracaksınız yani ilk gün değil hepsi ama ilk günde bir büyük bir sayı çıkaracaksınız. E orada tam çıktığın anda çok ekspozesin. Orada seni darma duman edebilirler. Dolayısıyla doğru günü bekliyorlar. Nereye çıktığını bilmemeleri lazım. Doğru günde çıkman lazım. Hemen sana karşılık vermedeni engellemen lazım. Burası Bur neresi hocam peki? Normandiya abi. Arkaya koyarız tam olarak. İngiltere ile Fransa'nın en yakın olduğu yer değil. Biraz daha onun şeyine doğru. Yani Dunkirk olarak bildiğimiz yer değil. Değil. Biliyorsun. Değil. Padekale olarak kale dediğimiz yer de değil. Onunla en solun arasında büyük böyle bir genişlik var. Orada orası bir, bir Alman yer. cephesi mi var? Yok. Orası bütün Fransa Almanların elinde ya. Orada yani orayı seçmelerinin sebebi Orayı mi? seçmenin sebebi şu abi. Dört tane yer seçebilirlerdi. Biri Breton olabilirdi. En kuzey batıda. Biri Cotenten dediğimiz. Gene e 4te bilirsiniz. Orası da güzel, düzük, kolay devedilen bir yerdir. Orası olabilirdi. Dover'la İngiltere, Fransa en yakın olduğu yer Padekale olabilir ki Almanlar orada bekliyordu. Ya da Norman Normandiya olabilirdi. tane Britanya'nın, Breton'un şöyle bir araç var. Bunlar yarımada olduğu için oraya çıkarırsan orada kıstırılabilirsin. Böyle gidemiyorsun. Orayı seçmediler. Padekale'yi de Almanlar bekler diye seçmediler. Almanlar orada bekliyor çünkü orası çok yakın. Norman diye seçtiler. Sahilleri çıkartmaya daha uygun diye. Ve bunu Almanlara duyurmamak için muhteşem numaralar yaptılar. 2-3 şeyde Almanlar başa çıkamadı. Birincisi istihbaratta çok iyi. Yani enigmayı çözüyorlar. Öteki tarafta da sihir diye bir şeyleri var. Japonların da. Bunlar her şeyi dinliyorlar. Zaten bu Nürnberg'de yargılanan sonra çok şaşırmış. Günlük konuşmaları bile dinliyorlar. Yani Almanların her yaptığını biliyorlar. Birkaç numara yaptılar. Nedir? Bir tane uydurma ordu koydular Patton'un altında ve bunlara radyo şeyleriyle. Almanlar Padekale'den bekliyor. Uydurma bir ordu var Patton'un altında öyle bir ordu yok ama radyo şeyleri var. Almanlara da bunları kestiriyorlar. Bu iki tane şey. Bir yerden Norveç'e çıkma fake attılar kuzeyden. Operasyon Fortitude North. Bir de South'ta da Padekale'ye. Onun dışında şişme tanklar yapıp şeye koydular abi. Bu <laughs> Sussex'e kente oralara falan filan. <laughs> Alman uçakları çekebilir zaten çok uçamıyor. Çektiği zaman orada tank var ama tank şişme. Çıkartmaya hazır. <laughs> Savaşta böyle taktiklerde izleniyor tabii tabii. Yani Sadece de de cephe değil aynı zamanda cephe gerisinde de bir savaş yürüyor. Aynen öyle çünkü Almanların panzerleri çok ef efektif ve hala şarmanlardan iyi yani. Kaliteliler. Almanlar iyi savaşıyor. Bunların da öyle tamam biraz Japonya karşı falan yapmışlar. Öyle bir tecrübeleri yok ve çıkarma yapıyorsun. Bir de onun dışında bir sürü garip şey. Bütün radarları vuruyorlar. Ondan önce bir airborne division paraşüt atıyor bir sürü adam. Onlar gidip işte köprüleri falan bozuyorlar ki Almanlar hemen karşılık veren. O zaman sadece bizim filmde izlediğimiz amfibik çıkartma değil aslında. Amfibik, biz ilk dakikaları görüyoruz. İlk dakikada haber alması lazım Alman'ın. Alman, biz Erraim ve arkadaşlarını çıkarma şeylerle birçok sayıda 5 ayrı noktaya çıkışından biri. Bunların en önemlilerinden biri Omaha. Omaha beach'e çıkışlarını görüyoruz. Biz sadece bunu görüyoruz ama ha, sadece Aynı bunu anda anda görüyoruz. operasyon başka yerlerde görüyor. Tabii başka 5 ayrı yerde görüyor. Ve biz Atlantik duvarı dediğimiz şey yani Norveç'ten Fransa'ya kadar bir fortifikasyonlar serisi. Bunu Almanlar tamamlayamadı. Beton beton bulamadıkları için işte endüstride yeniliyor herifler artık. O kadar yetişemiyorlar. Bu tamamlanmış olsa da çıkamayabilirlerdi. Ve bir sürü hani nedir abi mayın düşüyor. Romel hatta 3-5 ay önce geldi her tarafa mayınları döşedi, asayiyi arttırdı ama yetmedi. Yani daha bitiremediler. Atlantik duvarı diye bir şey. Biz oradan işte tarıtlarla işte şekillerle bankırlarda ateş eden insanları görüyoruz. Sahilde şeyleri gördün mü? Bu engeller var ya. Niye onlar abi kumda? Hiç düşünme niye kuma engel koyarsın? Zırhlı araçlar çıkmasın diye. Ama kuma, kuma kumda Asıl değil. piyadeleri engellemek için değil Yok mi? abi onlar denizin altında kalacaktı. Bunlar high tide değil, low tide'da saldırdılar. Yani anladın ya mı? Gel Gel giti yani bir içeri bir, bir kısmı şeyde kalmış. Bilakis askerler onun arasına savunuyor. Askerleri engellemiyor. Yani anlatabildim mi? Şey deniz seviyesi yukarıda olsaydı evet, onlar, onlar, zaten evet. şey çıkartma yapacak. Çıkartma da şeyin aşağısında kalmış. Gemiler kalacak. şeye takılacak evet. zaten dediğiniz engelleri evet. engellere evet. takılmış olacaktı. Ve büyük şeyler yapıyorlar abi. Mesela garip tanklar yapıyorlar. Güzel tanklar yapıyorlar. Donald Tank tankları diyorlar. DD tankları. Şey tankı yapıyor. Önünde böyle bir şey sallayan mayın vuran. Abi tankın arkasında geri geri gidiyor o zaman tank. Böyle tak 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 şey vuran nasıl diyeyim. Gürzler var ama 50 tane falan. Onlar önden. Passat evet. gibi bir şey. Ee, şey var. Lavatan tank var. Ondan sonra şey olan tank var. Duvara yapışıyor. Arkasından şey kaldırıyor. Damperini. Öteki tank oradan geçiyor falan. Bunlara Hobart's Fun yazıyorlar. Hobart diye bir İngiliz generali böyle amfibik harekatlar için bir sürü garip şey yapıyor. Bir de bu çok önemli. Çünkü daha marin korlar. Marin orduları donanmayla ordudan tam ayrışmamış. Yani bu artık onların için de çok önemli. Ayrı bir şey diye. Ben bir gün bir marine o soyurinde Navy dedim. Adam dövüyordu beni. Marinler o konuda çok hassas Amerika'da. Neden hocam? E, abi onlar ayrı bir donanma değil dedi. Ben tabi Osman donanmasını bildiğim için. Şimdi marin dediğin donanmanın yani. bir parçası öyle bir yapılanma var. Tabii. Marine Corps. İşte bize diye. nasıl jandarma karaköytlerinde değil. Yani Değil mi jandarma? Ayrı. O, onlar zaten şey deniz piyadesi marine olarak adlandırıyorlar. Peki hocam gerçek tarihte yine bu filmde gördüğümüz kadar kanlı... Abim, evet, oluyor çok bu. güzel yapmışlar. Filmde harika işler yapmışlar. Yani gerçeklik bu kadar. Hiçbir yani çok az çok ufak şeyler var. Birkaç tane şey çok iyi. Birincisi çıkarma zorluklarını anlıyorsun. O korkuyu anlıyorsun. Yani oradaki sadece kanların bilmem nelerin çekilmesi değil. Oradaki kaosu anlıyorsun. Ne kadar kaotik olduğunu anlıyorsun. Ondan sonra mesela şey de var. Esir almayıp öldürme hikayesi var ya. Abi o kaosta neyin esirini alacaksın? Zaten filmde öyle de bir şey var. Esir almayıp bıraktıkları bir tekrar karşılarına çıkıyor. İnsan hayatının ne kadar ucuz olduğunu anlıyorsun. Kafa kopuyor ve o şoku çok iyi vermiş. Yani bir yerde adam bacağı kopmuş, kolu kopmuş. Hakikaten oluyordur bu yani. Hep böyle şeyler. Buna benzer onu şey. Arıyor, değil mi? o dönemden okumadım mı? Eskiden oluyor. Adam mesela vuruluyor. Şokuyla farkında değil. Hani bize başını vermeyen şehit olarak geçmiştir. Ha, tabii ki o öyle değil. Laf koyamaz ama adam kol, kolun kopmuş. Böyle bakıyor ne olacak falan. Alıyor kolunu gidiyor. Ya da Tom galiba arkasından sürüklüyor. Diyelim sen ben seni sürüklüyorum. Tamam hani kurtarmaya çalışıyorum. Bir bakıyorum sonra bir, bir şeye daha çarpışıyorum. A, altın yok ölmüşsün zaten de. Cam var üstü var altı yok canım. Anlatabildim mi? Ya yani o kolunu arayan adam. Düşünsene bak bunun psikolojik etkisini. Kolun kopmuş ve kolunu kopup aşağı düşse. Tam bir şok hali yani. Şok bir de eline alıyorsun kolunu yani. Böyle bulan bunda bir şey yapamazsın kardeşim. Ne kadar şey olduğunu görüyorsun. Bir bu. iki tank ve mekanizma birlikte nasıl başa çıkılır? Yani iki savaş sahnesi var. Baştaki o mavi bir de sonda o maviç doğru uydurma olan o bir tane set yapmışlar. Orada çekiyorlar. Öyle bir köprü falan yok. Orada yapılan savaşta da bir tankla nasıl başa çıkılabilir? Çünkü tank bugünkü tanklar gibi değil. Biraz böyle gıcır gıcır giden bir şey. 1940'taki tecrübeden sonra anti tanklar, tank savarlar falan filan yapılmış. Ona göre özel uçaklar yapılmış, roketler yapılmış işte falan. Orada bir tankla nasıl başa çıkılabileceğini görüyorsun. Çünkü zor bir şey değil. Bir de yani özellikle patlayıcıların ne kadar etkili olduğunu. Mesela Bangalore torpido dediğimiz şey var. Tüfeğe böyle torpido filmin başında bir yerde var koyuyorsun. İçeriden atıyorsun böyle uzun bir boru. Tüfek değil. Uzun bir boru getiriyorsun içine. Ya yani çok inovatif o dönem yeni denenen. Bir yeri nasıl patlatırız? Bankırların için nasıl patlattıkları falan bunlar patlayıcıların çok önemli olduğu dönemler her gün teknolojinin değişti Çünkü onları savaşa savaşa öğreniyorlar dönemler. Bunları falan çok iyi vermiş Biraz gibi. şey gibi olmuş zaten hocam. Herhalde gerçekte de o kadar kaos mudur bilmiyorum tabii ama yani Tom Hanks ve birkaç komutan sağına soluna sürekli emirler veriyor ama orada yüzlerce insan onları duyuyor mu? O duyduğu emre göre Tabi, hareket ediyor? Sanki biraz da böyle içgüdüsel olarak Ya bu savaşlar gibi bir şey mesela var. çok kaotik bir ortam. E ya da. mesela 70 bin kişi daha eskiden öyle. 70 bin kişi meydan muharebesinde bir araya geliyor ya. Orada kaybeden ordu mesela 70 binden kaç tane kayıp veriyor? 20 bin vermiyor mesela abi. Bir yerlerde bir şey oluyor. Diyor, kaçmaya başlıyorlar. Yani hepsi zaten bir fiil savaş mı? Yani. Evet, Timur bölümünden antik özellikle orada Biblenle çarpıştıkları zaman mesela orada ya da Rönesans İtalya'sında çok kaybedecek taraf belli olunca herkes kaçıyor. Çünkü hep profesyonel olarak bu işi yapıyorlar. Şimdi burada kaçma olmaz ama yani esas olay o yüzden o kadar askerde bir asker arkadaşım var askerlik beklemektir derdi. O yüzden beklersin. Bekle tekrar aynı şey. Bekle tekrar. Şey. Onu robotlaştırman lazım. Şimdi böyle bir ortamda ve onu muhteşem vermişler. Çünkü gerçek silah sesi kullanmışlar. Müzik koyacağına falan. Ve top patladığında kameraya şey matkap takmış. Matkap çalışıyor. Dolayısıyla bir top patlamış muhteşem vermiş herif onu yani. Zaten o Jurassic Park'ta da vardı ya o şeyler falan iyi yapıyor. Ama o sana oyun şey olarak da gerçekten güzel geliyor. Yani ne kadar abi sesle algılayamıyorsun. State of shock, şok halindesin ve sesle algılayamıyorsun nereden? Yani ne emri şey yapacaksın? Dolayısıyla inanılmaz bir keşmekeş savaşın ne olduğunu, ne kadar korkutucu bir şey olduğunu, neden savaşı katan insanların savaştan bu kadar iğrendiğini çok rahat anlıyorsun. Peki hocam bir de ben filmi ilk izlerken şöyle düşünmüştüm tabii askerlik ya da komutanlık tecrübemiz yok El, henüz inşallah ileride olur da. Bunu ayarlayabilirdik yani. ya. Binbaşı falan olarak girmek istiyorsun. O değil da olur. binbaşı bir şey... biraz bile az geldi. Olur olur. Şunu diyecektim hocam ben filmi ilk izlerken şunu düşündüm. Yani çok açık bir alanda karşında da belli bir korunaklı bir yerde duran bir muhkem mevkide duran bir düşmana karşı savaşıyorsun. Ya bu bana mesela çılgınlık gibi gelmişti. Hatta belki de işte belki 50 bin kişiyi kaybedeceğiz ama burayı alacağız gibi bir feda eylemi gibi gelmişti. Bunu zaman zaman Çanakkale Savaşı için de söylerler hep böyle şeyler. Benzetiyor musunuz ya bu rasyonel bir operasyon mu sizce yoksa büyük bir kaybı göze alarak çok iyi bir şey. planlandığı için Çanakkale'nin aksine çok iyi planlandığı için ve Çanakkale'de problem uzaktalar. Burada İngiltere'nin şey yani sen 200 bin asker oraya indiriyorsun, 2 yıl plan yapıyorsun, bütün havayı ele geçirmişsin. Çanakkale'de bizim bir avantajımız bize çok yakın. Onlara uzak. Yani oraya çıkarma yaptın ama bir yeniden strateji yapman, oradan haber alıp tekrar bir alet düzenlemen şey, bunlara özel aletler, bunlara özel ya önden gidiyor gizlice şeyler. Oradaki kumları topluyorlar ha Fransa'daki kum yapısını bile çalışıyorlar yani. Abi iki tane heriflerde şimdi liman yok ya. İki tane Malbury Harbor dediğimiz kocaman şehir kadar liman yapıyorlar. Onlarla Atlantik'in altına gizlice petrol şeyi döşüyorlar. Yani Nasıl becerdin abi? Nasıl bir şey? 9543 tane uçağı, 815 tane uçak. 8700 tanka ve tank destroyer'ına 2300 tane tankı var Almanların. 24 bin tane paraşütçü önden atıyorlar. Bu. Yani orada şeyi görüyorsun. Birkaç yerde İngilizlerle Amerikalılar şey, daha önce sanayileşmenin ve belli kurumları Almanlardan daha önce kurmanın. Birincisi şifre kırma. Şifre kırma da abi hem İngilizler hem Amerikalılar her şeyi kırıyorlar. Almanlar bir şey kırıyorlar. nükleer savaşta da Open bölümünde anlattık. Almanlar şöyle bir altta bir oda gibi herifler. Şeyde Amerikalılar bayağı şehir kuruyorlar yani bunun için. Almanlar bulsa ne olacak bunlar önce bulur tabi yani o kadar büyük bir yani adamlardaki resource çok. E, şeyi anlattık İncil Savaşı bölümü yapacağız. Yahu en kötü dönem bütün sanayi bölgelerini ve tarım bölgelerini en önemlilerini kaybetti Ruslar. Sanayiyi geriye çıkardılar. Çünkü en iyi dönemde Almanlar 19 bin tank yapıyordu. Ruslar 28 bin tank yapıyor tek başına ya. Almanlar da o kadar kötü durumda ki İtalya'yı almış canı yani. İtalya hiçbir şey yapamıyor. Yani eksi yazıyor. Almanya tek başına İtalya'yı savun Yani zamanla o endüstriyel fark da ortaya çıktığı gibi know-how farkı da ortaya çıkıyor. Almanlar her şeyde zamana karşı yarışıyorlar. Ve o yüzden kaybettiler. Kurs Savaşı'nı da o yüzden vermek zorunda kaldı. İşte o Ardenler'den bir daha gireriz. 1905'de yaptı operasyonu da tekrar yapmak zorunda kaldı. 1900'deki Ardenleri de öyle yapmak zorunda kaldı. Bazı tuttu, bazı tutmadı. Yoksa Hitler her müdahale ettiğinde başarısız biri değil. Birçok yerde mesela bu kur falan onu generalleri söylüyor. Manstein söylüyor. Onu dinliyor. O zaman o da, da başarılı oluyor. Fransa Operasyonu'nu Hitler söylüyor. Yani savaşa karışıyor ama karıştığında kötü. Problem risk almak zorunda Almanlar. Pes etmesi lazım bir. Yetişemiyorlar abi. Ruslarda da endüstri var yani. Kimse de pes etmeyince e, savaş Aralarındaki en sürüyorum. büyük anlaşma o. Zaten Churchill Normandiya o yüzden istemiyor. Diyor ki biz burada patlarsak iki yıl önce diye patladık. Stalin tek başına barış yapar. Çünkü biz Stalin'le Ruslara 20 yıldır yapmadığımızı bırakmadık. Adamlarla özellikle İngilizler. Dünyayı kabadılar Rusları. Stalin ne kadar seviyor olabilir Churchill yani. Zaten Stalin şeyi de beklemiyor. Onu da anlatacağım ayrıca. Büyük bir şey. Almanlar saldırınca saldırım yani o istihbarata göre saldırım tek umutları o. Çünkü mantıklı değil. İşte ideolojik körlük. Stalin açısından anti-emperyalist kuvvetsiniz ikiniz de yani. Hitler işte biz İngiltere ile beraber anlaşırız diyor da sen yani İngiltere'nin çıkarını şey yapıyoruz aslında. Ruslar saldırınca çok şaşırıyor. Dolayısıyla baktığında Almanların öyle bir şey yapması lazım. Ona rağmen Normandiya'da beklediğini bulamadılar. Böyle şeyler vardı işte Normandiya artı bir artı beş art... baktığında o hedefleri tutturamadılar. Almanlar fena savaşmadı. Orada bir tane şey var. Rommel'i dinlemediler. Rommel dediler ki Biz bunu kıyıda bastırmamız lazım. Ama Ranci hayır öyle yapmayalım geride bekleyelim. Saldırının nerede geleceğini görünce oraya hızlıca gideriz dedi. Hızlıca gidersin de bütün hava adamın elinde şeyleri köprüleri bombalıyor. Abartıldır ama Fransız direnişi de var. O çok abartmamak lazım filmlerin gazına gelip pek bir şey yapam. Ama onlar da birkaç sabotaj yapsa gidemiyorsun. Hitler'de 3 Panzer tümenini Rommel'e veriyor, 3 Panzer tümenini şeye veriyor. Fakat bunlar beklemediği için Rommel Berlin'de. Hitler'i uyandıramıyorlar. Yani bu, bu gerçek tip... mi hocam? Gerçek size? tabii. E böyle olur savaşta, böyle kazanılır abi. Peki hocam Almanların reaksiyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Almanların ilk tam bir daha tam daha bir kafa ta... olduklarında. Olamıyorlar ki tam bir hala ikinci bir çıkarma var da Padakale'den bekliyorlar. Rommel karısının işte hanımcılık doğum gününe gitmiş çünkü beklemiyorlar o tarihte. Onların beklediği baş Devletler rasyonel değildir değildir abi. <laughs> Hitler'i uyandıramıyorlar. E abi bilmiyorum bunu ikinci Dünya Savaşı'nda konuşacağız. Hitler'i düşün. Japonya saldır diye Amerika'ya niye saldırıyorsun sen? Yani ne yani Amerika'ya niye savaş açtın? Tam Amerika yardım ediyor ama o şeyi hem de bir gün sonra. Bir yani gün sonra çünkü çünkü Aralık, 8 Aralık'ta Almanya savaşı ilan ediyor. Mesela Amerika'da Rusya ile Japonya en sona kadar savaşmıyor. En son Amerikalılar bastırınca giriyor Stalin savaşa. Sen Japonya Rusya savaş dağıtmıyor. E Rusya zaten oradan başın belaya girmiş. Üstü Almanya'sın. Sen bir tane devletsin abi. Bunlar Amerika 5 devlet gibi yani topraklar verimliler şey. Senin rüyasına giriyormuş Hitler'in. Romanya'daki petrol yataklarını bombalıyorlar diye adam uykusundan kalkıyor. Petrolü yok Almanya'da. Petrol yok. Sentetik petrol yapıyor. Ki Hoy 4 oynayanlar çok verimli olmadığını bu şeyin bilir. Petrol yok. Almanya da. ilk savaşta da Birinci Dünya Savaşı'nda da kaynak yetersizliği yaşamış bir ülke. ikincisinde de yaşamış bir ülke. Buna rağmen neden sürekli hani emperyalist paylaşımındaki payını arttırmak için savaş çıkarıyor sizi? Abi işte bu tamamen Fransızların saçmalığından kaynaklı. Almanlara öyle bir vurdular ki Almanya 1918'de öyle bir cezalandırıldı ki kazandık zannettikleri. Yani sonuçta aslında kaybetmeye başlamışlardı ama çok öndeki ordularıyla büyük bir bilet kesildi. Aslında bu hani bize arka sırtımızdan hançerlediler diyen Ludendorff'un yanlış politikaları sonucunda gereksiz 1918'deki hareketleri sonunda çok zor bir duruma düşmüştü. Aslında orada Hindenburg'la Ludendorff kabahat, bir barış falan 1917'de falan bir şeyler yapılabildi, yapmadılar. Ama ondan sonra dediler ki bunlar işte politikalar bizi sırtımızdan bıçakladı falan. Almanya yani böyle ne diyeyim %10 milyon falan enflasyon, günde para 3 kere değer kaybediyor falan yani. Rakamları buraya da her seferinde unutuyorum ya. Yani çok anormal rakam. İnanamıyorum tekrar bakıyorsun. Tam bunu bitirdiler. Finans Bakanı ne zaman mıydı, Şile... neyse ismi unuttum. Tam geldi 1929 krizi. Anladın mı? Üst üste, üst üste, üst üste. İşte o korların cukması, bilmem ne, militeriz olmuş toplum. E bu adamlar zaten büyük bir, büyük dünya savaşı başlatmak istemediler ki. Büyük bir dünya savaşı başlatmak istemediler abi. Doğuda Almanlar var. Bugünkü gibi değil. Polonya'nın batısında Almanlar yaşıyordu. Doğru mu? Prusya'nın doğduğu yer zaten. Prusya. Bugünkü Polonya'nın kuzey, batı, kuzey batısı. Kuzey batısı. Danzig'e Danzike kadar. Bunlar yırı. Ruslardan kaçtı da Almanya'ya gitti. Yani etnik yapı da değişecek. Almanlar diyor ki ben Avusturya ile birleşeceğim. Çakoslovakya'da Sudeten'le alacağım. Yani sonra Almanlar, Zaten bunlar Avusturya'da yapışıyor. Çekoslovakya dediğim bugün ne bileyim, bileyim şey gibi. Halep gibi bir devlet olsa ne kadar kale alırız? Anlatabildim ya, mi? Yani kendi hinterlandını. Ha hinterlandı. Polonya'da saldırayım. Bu tamamen İngilizlerin kendi kendilerine gelecek tehlikeye görüp rasyonel politika. Burada bir zulüm. Zulüm içeride Yahudilere falan var ama uluslararası alanda agresif ama bunlara daha az agresif değil ki. Ya Polonya'yı al değil mi? İkinci savaşı niye çıktı? Polonya'nın işgalinden dolayı doğru mu? Polonya kim işgal etti abi? Almanya ile Rusya. E Rusya'ya da açsaydın savaş. Öyle değil Rusya'da yani. Rusya'da Almanya'nın işgalini gerekçe göstererek. Beraber anlaşıp girdiler yani. Buluşturduğunu düşünüyorum. Ya, ya yani. ama yok abi beraber anlaşıp girdiler baktığında. Dolayısıyla o Almanya durdurmak için real politik yapılabilir. Ama Almanya savaş çıkacağını falan düşünmüyor yani. Hitler diyor ki... Bir e savaşı aslında hani hep öyle anlatıyorsunuz. Savaşta iyi gidiyorlardı ama sürdüremiyorlar. Sürdüremiyorlar. Alman futbolunun tersine. Tabi Alman tabii. futbolu da 90. <laughs> dakikaya kadar <laughs> götürüyorlar. Aynen, aynen öyle. Yani Mustafa Denizli Fenerbahçe gibi. İyi başlıyor ama, iyi başlıyor, ama 90. Sonra çıkmıyor. çıkmıyor çünkü çok farklı yani. Resurslar çok farklı. Ve Siper'e rağmen. Siper diye bir adam var. Aa bu adam muhteşem. Bombaladık. Bakıyor bu şeyle olmayacak. Sanayi dağıtıyor. Bombalanacak yerlerden Güney Almanya'ya çekiyor. Ufak ufak yerlerde sonra da bir araya getiriyor. Yani Almanlar çok ellerinden gelen muhteşem planları da kuruyorlar. Ama olmuyor abi. Olmadı mı olmuyor. Peki mı? hocam filmde şu dikkatimi çekmiş benim ama gerçekte de böyle mi bilmiyorum. Şimdi filmde askerler araçlardan suya, sudan kumsala atlayıp hurra gidiyorlar aslında. Mesela işte bir deniz aracından bombalama yapılmıyor, uçaktan bombalama ha, yapılmıyor. olması lazım. Evet. Olması gerçekte lazım. var mı? Gerçekte mı var tabii. Bütün hava şeyleri bunların. Şeyler de bombalar. Çıkarma yapılırken tam o an orada mesela o sahilde ne oldu bilmiyorum. Ama evet bir şeyden ateş olması lazım. Yukarıdan bir saldırı Salma olması lazım. Ama bu çıkan yerden de büyük bir yere çıkılıyor zaten. Yani biz hani bir kısmını görüyoruz ya o kısım ve çok kısa bir anını görüyoruz yani o da 10 dakikasını görüyoruz. Sınıfı Gerçi da... sinema için uzun bir sahne Tabii. aslında. Sinema uzun için uzun sahnesi. bir sahne muhteşem bir sahne. Hiçbir şey diyemem her şey çok güzel yapmış adamlar. Birkaç sahne var bak birebir de çok iyi. O ikinci filmde bu up'ımdı değil mi adamın? İçeride bir hand to hand combat var birbirlerini öldürüyor bıçakla işte. bizim adamı öldüren adam rahatlayacaksın diye öldürüyor. Dışarıda apın duruyor böyle abi. İçeri gidip yardım edecek korkudan yardım etmiyor. Bak çok çok insani bir sahne. Ha, savaşta öyle mi oldu bilmiyorum. Ama yani insani olarak öyle olabileceğini yardıma gitmiyor. O da çıkıyor Alman dışarıda bunu görüyor bakıyor onun korkunu görüp öldürmeden gidiyor. Ya, ya ne kadar random. Yani, o tip sahneler falan filan. Bir teşekkür gibi belki. Sana bırakıyor öyle de anlayabilirsin. Adam bakıp ona gerek de duymamış olabilir. Öldürmeye doymuş da olabilir. Yani böyle çok şeydeki gibi böyle hani John Wick geliyor izlerken kemiklerini ağrıyor şey. Onu vuruyor, bunu şey yapıyor. Öyle değil. Yoruluyorlar, düşüyorlar. İşte Last Duel filminde de vardı. Şövalye onu yapıyor. Oradan aşağı üstünde 50 kiloyla yoruluyor. Bir şey yapıyor. Böyle yaş işte yaşlı amcalar kavga ederken falan gördüm. mü? De ha, biliyorum. değil mi? Evet evet. Aynen. böyle, böyle yazlıkta şey. yaşlı amcalar kavga ettiğini falan gördüm gördün mü böyle? Biri vurur, bir onu. Ya da böyle çocukken kavga ederken böyle vururlar hani. Hiç <laughs> de gibi ama şöyle vurma gibi bir şey var ya falan diye. Peki hocam bu bacak küflü peynir gibi kokuyor sorusun. Esprisine... Abi en, küflü peynir gibi kokuyorsam enfeksiyon. Yani öğrenci evinde değilsem ve bir şey küflü peynir gibi kokuyorsa birinin aya. Ha öyle midir gerçekten? Evet, enfeksiyon yani. anlamına geliyor. Peki Antibiyotik daha önce de ordularda da... kullanılan bir yöntem evet, mi? Evet, evet. Te Antibiyotik yöntemde. var aslında. 1928'de mi ne bulunuyor ama daha yaygınlaşmış ordularda. Bir şey de bir geliyor, bir şeyin bulunması yaygınlaşmış sanırım. gelmiyor. Enfeksiyonda çok ölüme sebep olan bir şey değil mi eski savaşlarda? O ölüme sebep oluyor zaten. Daha doğrusu artık değişti. Ama mesela 19. yüzyılda böyle daha tam tüfek şeyleri bu kadar mitralyoz falan çıkmadan önce aslında ölümlerin büyük bir kısmı burada değil artık. Enfeksiyondan ve kurşun zehirlenmesinden. Kurşun içeride kalıyor, çıkarmazsan zehirliyor, öl ölüyorsun. Ya abi medikal destek ya bir de insanlar o kadar değerli değil şimdi. Rusya'da çok adam var. Yani mesela Alman Rus savaşına baktın mı? Ruslar bir hesap, Almanlar bir hesap. Rusların diyor vizörlerinde 1 milyon kişi, 200 bin kişi kaldı falan diyorlar. Ruslarda var. Ruslar 10 milyon kişi kaybetmiş. 6 milyon daha koymuşlar. Sayısı artmış herifleri falan. Yani bazı... insan kaynağı insan çok İnsan kaynağı uygun. şey olmuyor. Birkaç tarih hata da var ama. Birincisi arkadaşlar bir yere gittiniz. Size böyle taramol tüfekte ateş ediyorlar. Hemen suya dalın. Çünkü kurşun suda yavaşlar. Oysa filmde suyun altında vurulan askerler de var. Ama yani suyun çok yüzeyindeyseniz... Tabii o kadar değil. Biraz dalın ya. oğlum. Siz de <laughs> hayatınızı kurtaracaksınız. Ya ne böyle eşyada. Askere giderim komutan olursam. Kulağın zonklar. Ama yani hayatta kalır. Şimdi yani o kadar su, 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 su. dibe dalamıyorlardı. Çünkü kıyıdaydılar zaten. Orada da şey olur. Yok birkaç tanesi ağırlıktan gidiyor ya. Gene bir 10 metre 15 metre giriyor. Orada o suyun şey olmaması lazım. hocam o kadar ağırlıkla zaten 15 metre suya dalınca bu asker Burası çıkamaz. daha iyi zaten hocam orada. Yani, ama ama oğlum. ki yedek şey şarjörlerle. Ama filmde çıkan çıkamamızın yanında aynı zamanda orada kurşun onu vuruyordu. O kısım. ya, ya dalıver yani <laughs> niye zorluyorsunuz abi? nasıl bir ekiple beraberim ya? Oğlum siz <laughs> nasıl? Türkiye şey. neden gelişmiyor <laughs> arkadaşlar? Bu Kadıköy'ü görüyorsunuz. Gerçekçiliğe bir takıntı. Oğlum mitralyosu karşısına nasıl düştün diye ben sana soruyor muyum? Yani sen mitralyozu nasıl ben sana mitralyozu karşıya düşme gibi salakça bir duruma düşersen ne yapman gerektiğini suya dal. Peki hocam ben nasıl şeyi soracağım size. O kask vuruldukça ölüyorlar. O kask bir işe yaramıyor mu ya? Abi o seni şarapnelden ya da böyle kafana bir şey düşmesinden koruyor. Kurşundan korumaz o. Motosiklet kaskı gibi bir şey. Bugün bir bugün belki koruyordur yani. Kurşun onu deliyor. Her silahına göre değişir hocam. Yani delen yani yani kurşun menzilli ve ağır silahlara karşı da muhtemelen o... koruma etkisi azalıyor. Onun tekniğini bilemiyorum. Yani gele açısına, silaha, mesafe göre mesafeye göre çok deneyebilir ama bir de kafanı bir yere vurma diye. Kafa vurma çok oluyor abi. Kafanı vuruyorsun yani. Yani ya düşün düşmüş, savaşa gitmişsin. Düşünce kafanı aynen. başka bir yere çarpmış. Evet. Yani diye. o var. Bir şeyler düşebilir böyle işte kafana bir şey fırlayabilir. Patlamadan dolayı gelen şeyler onlar için. Bir şey daha var. Bir de sniper sahnesi var. Böyle duruyor. Tam dürbünden geçiyor. Öyle bir şey olmaz. Ne, dürbünü yani? yani. Çünkü yer çekimi olacak. Ya bu çok teknik bir şey. Bir fizikçi daha iyi anlatır. Ben anladığım cahil şeyle anlatacağım. Daha iyi anlatılabilir tekniğine bakarsınız. Ama böyle silah atış atışları yapan şeyleri falan çok izliyordum ben. Sevdim şöyle şeyleri. E, kurşunun biraz aşağı doğru gitmesi için hafiften yukarı. Bir de bu yani her şeyi rüzgar bilmem hesaplamanın için tam böyle direkt şöyle atamazsın. Dolayısıyla sen hafif yukarı olacak. O aşağı girecek. O tam oradan girmez. Şöyle belli bir açıyla. Yani sana 90 derece gelemez o. O mesafeden 90 dereceden şey yapman hafif yukarı nişan alacağın için e, bir projektal diyebiliriz herhalde. Bir projektal şeklinde gelecek. Onda da e, şuradan falan girmesi lazım. Bir hata daha var. Abi Edith Piaf'ın Tüya Partu şarkısını sözlerini çeviriyor. Ama müzik oturmuyor oğlum. Bu sözü çeviriyor. Şarkı önden gidiyor. Filmin ana hikayesi, öyle bir hikaye yok ama öyle bir yasa var. Nyland Brothers diye bir şey var. Aynı kardeşten çok sayıda insan ölürse son kardeşi şeye bırakıyorlar. Eve yolluyorlar. Böyle bir hikaye var. Yani Errein'i kurtarıyor bunlar. 7-8 kişi, 3 kardeş ölmüş. 4. kardeş var ölmesin. Annesine yollayalım bunu diye. Düşman hattının arkasına 8 kişi hayatını feda ederek gidiyor. Hayatını riske atarak gidiyor. Film bunu anlatıyor. Errein diye biri yok. Ama bir Sullivan Brothers var, bir Nyland Brothers var. Sullivan Brothers bunların hepsi bir gemide sanırım Juno geminin adı. Hep beraber kardeş şey yapalım demişler gemi batınca hepsi beraber ölmüş ve medyaya yansıyor. Ondan sonra bir kural çıkacak. Kardeşer aynı birlikte görev yapamayacak. Bir de Nylon Brothers var. Bunlardan da ikisi ölüyor. Üçüncüsü de ölüyor ama üçüncüsü sonra da ölmedi ortaya çıkıyor. Dördüncü kardeş de eve yolluyorlar. O da aynı. Errein gibi direniyor ilk başta. Yani bu Act'in de bir adı var. Soul Survivor Policy. Geçen gün İzmir'deyim. Yusuf Burak Gürses'le akşam iş işaret ediyoruz. Bana dedi ki bir hikaye anlattı. Tarih anlatçı attı. Dedi ki Kazım Karabekir Atatürk'e gelmiş. iki tümen askerle dedi. Neyle gelmiş? İki tümen askerle. Onun dedim bir tümen bin kişi. Kim asker? <laughs> ya neyse işte dedi. Orada bir şey. Ya bu tümendir, tugaydır bilmem nedir. Ne? Şunları bir tek tek söylemek istiyorum. Arkadaşlar division dediğimiz şey tümen. Zaten tümen Moğolca on bin demek herhalde öyle bir şey. On bin, 20, yirmi, yirmi beş bin. Division bölük demek hocam. Bölük company oğlum. <laughs> Yazdık oraya İngiliz. Açtım baktım. First bilmem ne division diyorsun. 300 kişim var onda. Israr etmiyorum. Hayır ısrar etme şöyle. Bakalım. Bakalım <laughs> abi. <laughs> Oğlum bunu aklınızda ikisini birden tutamazsınız. Askeri tarihçi olmadığınızı ben de karıştırıyorum geri geldim. Sadece şeyi almak için en azından Türkçesindeki mantığı anlatmak istiyorum. Bu önemli. Şimdi tümen zaten tüm general diyoruz. O tüm yarım general olmadı. Tüm general tümen. Yani 10.000 Eskiden şimdi 25 kadar çıkıyor. Tugay değil mi? Bunun bir altı işte 5000 falan. Ne diyoruz Tugay'ın şeyine? Tuğ general Alay. te işte 1300-3000 kişi. Alay beyi derdik eskiden. Artık ne diyoruz? Albay. Tabur var o 300-1300. İşte onun altına göre işte binbaşı, yüzbaşı diye gidiyor. Tabur, bölük, takım, manga, tim. İngilizceleri. Tümen, division. Tugay, brigade. Alay, regiment. Tabur, battalion. Bölük, company. Takım, platoon. Manga, squad. Tim, fire team miş. Bunu ben de bilmiyordum. Yani en azından bunların büyüklerini bilirseniz yani böyle işte iki İş tümen geldi ile iki alay geldi ya da iki bölük geldi arasında bazı arkadaşların <laughs> Divizyon'u bölük sanması gibi. <laughs> yani. Ay o zaman okuduğun şeyin de yani aç bir haber okuyorsun. Bir Wikipedia'dan bir şey okuyorsun. Ana bir tekrardan bir şey okuyorsun. Ya da çok güzel bir ikinci Savaşı kitabı okuyorsun. Bu temel bilgileri baştan bir aslında sözlük olarak yazmak lazım. Nasıl sonra da yapmıştım. Yani Kadırga ne? Türk denizcilik tarihinin böyle çok doğal isimlerinden biri. Kadırga diye kalyon resmi koymuş yani Osmanlı gemileri diye de kitap yazıp. Yani bunlar olabiliyor. Böyle şeylerden uzak durur için önce bunları bilmek lazım. O zaman da Yusuf Burak Gürses gibi gelip insanların karşısına iki tane tümen almış yanına Kazım Karabekir Atatürk'e gelmiş deyip duydun hikaye. Biz de belki 50 bin kişiyle mi geldi ya? Yani. Evet bu arada Division tümenmiş. Evet. Yani biz de biliyoruz bu işi de işte herkese inandıramıyoruz. Yok Division bölükmüş. Hocam boynuz kulağa geçmeye çalıştı geçemedi. Geçemedi evet <laughs> asistanı böyle <gülüyor> şeyde öleceksin <laughs> işte. <laughs> Neyse. Şey, ya bunları bilin. Subayna, az subayna bir, bir iki bilirseniz bu tip savaş filmlerini daha iyi anlarsınız. Hocam savaştan çok bahsettik de bir arkadaşımız demiş. Ya nükleer savaşı falan boş ver artık dayı. Sen ne zaman EU4 videoları çekmeye başlıyorsun onu söyle. Bak EU5 geliştirme aşamasına girdi bile. Yeni harita tasarımını gördüm Reddit'te. Hadi abi hadi o kadar lafını edip bir EU4 videosu çekmemen. Bizim akademisyenlerimiz hep böyle yeniliğe karşı olmak zorunda mı gerçekten demiş. Şimdi ben bir akademisyen olarak kimse şey yapmıyorken YouTube'da program yapıyordum. EU4 oynuyorum. Bin tane şey okuyorum. Ben mi geri kaldım yani? <laughs> Neyse. EU5'i gördüm. Benim öyle oyunlardan Victoria 3 ve ck sonra çok hevesim yok. EU4'ü Avrupa merkezde olmayan bir haritayla güzel bir DLC'lendirseler aslında bir 5 sene daha oynanır. EU5'in haritasını gördüm. Bana çok kompleks geldi. Civilization 6'da da öyle olmuştu. Belki öyle olabilir. EU4 diyorsun niye çekemiyor? Varsa çekeceğim. Birincisi Serhat'ın hiç beni gazlamıyor. Çünkü onun işi çok olacak çıkacak orada. Üçüncü, abi ben çok pro gibi böyle konsantre oynuyorum. İyi oynuyorum yani ve onu anlatacak, anlatırsam o kadar iyi oynayamıyorum. Böyle onun içine bir giriyorum. Yani mesela bazen 8'de oturuyorum akşam. Ertesi ertesi gün 4 olmuş falan anca öyle fark ediyorum ki bir gün geçmiş. Şimdi birkaç kere denedim. Abi tam ben deneyeceğim orada development basmam gerekiyor. Yok bir şey gerekiyor yapamadım. Ellak'ın canlı yayınlarına gelin sorular için abi. Ben orada canlı yayında takılıyorum. Güzel oynayan Türkler de var. Ellak var. Ona sesken Amiral Bitikoğlu bir dünya markasıydı gerçekten. Dünyanın en komik videolarını yapıyordu. Ne oldu ne bitti bilmiyorum. Başlasın. Oralara takılın siz şimdi. Hocam 20 saatte oyunda bir gün mü geçtiniz? Yok. O 20 saatte VC atarım. Bu ne demek? VC World Conquest. Bir 20 saatte 1150'ye izle gidiyor. hiçbir karşılığı yok hocam. Neler kaçırdığınızı bilmiyorsunuz. Testleri gerçek 2. Dünya Savaşı silahlarıyla ve gerçek memlelerle kaydetmişler. O bacağı kopanlar gerçekten ampute. Fotoğraflarını falan gördüm biraz araştırma yaparken. Böyle elinde şeyle duruyor. Gidiyor hani böyle neşeli bir ortam var. 49 günlük çekimi 25'i yarısı. Bu 49 günde nasıl çekmişler abi? 25 günü Omaha Beach yani filmin yarısı ilk çıkarma sahnesi. Muhteşem Peki hocam oyunculuklara gelelim. Oyunculukta yapalım. abi nasıl bir kadro var? O bir Billings'teki abi var. John Adams oynamıştı. Billings'teki savcı. O yüzbaşılardan biri, belki hatırlamamışsınızdır. Sonra Just Justified'da Raylan'ı sakat bıraktı. Topallayan bir çocuk vardı bunun çocuktan. Böyle bezbol sopasıyla böyle. O partidekilerden biri. Hit'te Deniro'nun 2 numarası olmadı. O zaman da 90'larda meşhurdu bu. Hani burada da Tom Hanks'in 2 numarası. Tom Size mu ne? Ted Danson var. Aynı bölüğünün başında. Inglourious Bastard'daki katil rolü bir Amerikan askeri vardı. Burada Hı. da var aynı rolde. Lan aynı rolü oynamış. O değil mi hani böyle bir tane bir şey ayı gibi ayı mıydı neydi İngiliz plastikleri bir adam vardı. ki film arasında 20 yıl var ama hocam. Yani tabii de gene de aynı rolde. Ayılık baki kalmış. Vin <laughs> Diesel var ya kaparsa olarak. Kaparsa Vin Diesel. Daha biraz daha zayıf bir Vin Diesel. Giovanni Ribiz de meşhur bir adam. Bir de şey var. Walter White. Brian Cranston. var. Brian Cranston var. Yani ben dedim bazıları o zamanlar hiç ünlü değildi. Brian Cranston'ı biz yıllarca Malcolm Vindimidil in the Middle'ın babası ve Time dişçisi olarak tanıdık. İki rolde de hiç bir şekilde sivrilemeyen adam. Doğru gaz. Doğru kas, işte, yerini bulamıyor. Bir. Birkaç triviye de vereyim. Matt Damon'ı Matt Damon'ı Matt Damon bilinmeyen 100 diye. Yani zamanlar bilinmiyor. Hani böyle kimse Erayn'i tanımasın diye Erayn yani. Bir New Star yani. Evet. Ama o, hayır Good Will Hunting de aynı çıkınca film çıkmadan önce zaten Matt Damon star oluyor. Oy abi bak işte böyle bir şey var. Bunu şey falan da Stanley Kubrick de yapıyor. ya i̇şte bunun en meşhuru Last Tango in Paris'te. Maria Schneider'ı e bugün olacak iş değil. Marlon Brando ile seks sahnesinde haber vermiyorlar ve o kadar manipülasyona giriyor ki bugün yapsa Harvey Weinstein'in durumuna düşer. O da çok enteresan bir sahnedir. 70'lerde evet, ne oluyor bugün ne oluyor şey yapalım. Oyuncuları 6 günlük bootleg kampı almış. Bu ne demek hocam? Ya böyle işte çadırlı madırlı bir yani böyle Amerikalılar hep gider böyle hazırlık kampı gibi. Askeri bir kampa gibi. Oyuncular sonra çok artık koşturuyor şey yapıyor hazırlık idman falan filan. Matt Damon almamış kampa. Oyuncular zaten oradan filmi bırakmayı falan konuşuyor oyuncular. Tom Hanks bırakmadığı için bırakmamışlar. Yani yıldız bırakmıyor biz kimiz diye. Millete fena gelmiş. Yani 6 gün iki saat uyuyorsun koşuyorsun. ya yani böyle üç saat uykuyla idman yaptırıyorlar falan. Ya onlar zaten star. Tom Hanks işte iyi aile çocuğu olduğu için ben oynuyorum deyince bunlar bambaşka bir şey yapmışlar. Matt almamış ki <laughs> bunlar daha da gıcık olsun diye. Hani filmde Matt Damon'ı düşürken Eziyeti bunlar çekiyor. Eziyeti biz çektik diye. Evet artık opuslarında biraz biraz ara veririz parşambadan sonra. Biraz verelim hocam. Film izlemekten sinefile yani. Ya. Arkadaşlar range'de oluyor. O yüzden artık haftada bir program çıkacağız arkadaşlar. Yok evet film izlemekten gerçi bir kagem şey yapamadık. ran yapamadık. İzleyicilerimizden biri de sormuş hocam. Hilbili 99. Film programları sıktı. <laughs> film izleyen insan mı kaldı? Bir de eski filmleri konu alıyorsunuz. Kim takar 1980 filmlerini? Lütfen daha çok tarih programı istiyoruz. Talep ediyoruz. Sizi yükselttiğimiz gibi indirmesini de biliriz. Halkın taleplerine kulak tıkamayın. Sponsorlar gider. Halk kalır. Halkı baş tacı yapmayan ayaklar altında kalır demiş. Problem için atmadıysa çok <laughs> acı bir mesaj. <laughs> Ya bu bir isyan isyan, isyan mesajı gibi. Yani film izledik diye, film tahtırı izledik tahtırı diye tahtını kaybeden tek gerizekalı ben olacağım herhalde. <laughs> ya yüzlerce tarif bölümü yaptım. Burada da ya mesela Sari anlatıyoruz. Ya bazen de bir insan sadece bir şeyden oluşamaz abi. Böyle bir şey var mesela. Adam sen her konuda her şeyi yap, biz bir konuyu iyi biliyoruz diye başka hiçbir hakkında konuşamayacak mıyız abi? Sıkılıyorum ben de abi sabah akşam da şey bahsediyoruz. <laughs> Teşekkür ederiz hocam. Bizi yine bilgiye boğdunuz. Teşekkür ederim seni. <laughs> İkinci Dünya Savaşı programı ne zaman yapıyoruz hocam artık? Yapacağız yapacağız. Söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Opus Magnum'un sonuna geldik. Kısa bir süre. Birkaç hafta falan olmayacağız herhalde perşembeleri. Canım çıktı. 8 bölümle kanal çevirmek çok zor. Görüşmek üzere. <laughs> Gördüğünüz <Görüşmek üzere>. gibi. <laughs> Taraftar Tokulları'nın Şampiyonlar Ligi Paribu sunar. Paribu.